İnmelerin önemli bir bölümü kalpten kaynaklanıyor ve bunların da çok önemli bir bölümü yine kalpteki ritim bozukluklarının başında gelen atrial fibrilasyon dediğimiz kulakçığın titreşmesi şeklinde olan ritim bozukluğuna bağlı pıhtı gelişimi ile ilgili oluyor. Şimdi biz kan sulandırıcılar kullanarak son zamanlarda özellikle son yine 10 yıl içerisinde yeni kan sulandırıcıların da gelişmesiyle kan sulandırıcılar kullanarak pıhtı oluşumunu ve pıhtının kalpten beyine gitmesini önleyebiliyoruz. Ancak bazı hastalar bu ilaçların yan etkileri nedeniyle ya da aşırı kanama nedeniyle bu ilaçları kullanamamaları nedeniyle tabii risk altında kalabiliyorlar. Şimdi kalbin içinde küçük bir çıkmaz sokak var. Sol kulakçığın bir eki var. Minicik bir yapı, belki bazen baş parmak büyüklüğünde, bazen işaret parmağı büyüklüğünde olabilecek bir yapı bu. Bu yapının kendine göre önemli fonksiyonları, işlevleri var. Ama ritim bozukluğu olduğu zaman, atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu olup da kulakçık kasılmayınca, kulakçık içinde kan durgunlaşınca, bu kenarda kalmış olan ek bölgede, çıkmaz sokak bölgesinde de tabii kan durgunlaşıyor ve aynen dere kenarındaki böyle durgun suda bir takım şeylerin, pisliklerin birikmesi gibi yavaş yavaş bir pıhtı oluşabiliyor. Ve bilgilerimize göre kalpte oluşan ve kalp kaynaklı olan pıhtıların %90'ının üzerindeki kısmının kaynağı bu bölge. Dolayısıyla biz bu bölgeyi eğer tamamen sistemin dışına çıkarabilirsek, yani kabaca ağzına bir tıpa koyabilirsek, ağzını kapatabilirsek buradan kalbe ve oradan da tabii beyne ve diğer organlara, vücudun geri kalan kısmına pıhtı atmasını önleyebiliriz. Düşünce bu. Onun için yine kasıktan gelerek, ameliyatsız olarak sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçiyoruz ve o bölgede atrial appendix dediğimiz kısmın, bu çıkmaz sokağın ağzını bulup oraya tıpa koyuyoruz, bir kapak kapatıyoruz. Böylece artık oradan pıhtının kalbin içine ve dolayısıyla dolaşım sistemine başlıca olarak da beyne geçmesini önlüyoruz. Bu yöntem başlangıçta epeyce deneyseldi ama son birkaç yılda gelen çalışmalar önemli yararlılık getirdiğini kanıtladığı için bütün dünyada artık uygulanmaya, kullanılmaya başlandı. Tabii her hasta için değil ama söylediğim gibi ya bu kan sulandırıcıları alırken aşırı kanama olduğu için bu ilaçları kullanamadığımız hastalar veya başka diğer yan etkileri nedeniyle bu ilaçları kullanamayan hastalara veya bu ilaçları kullanırken yine pıhtı atan hastalara uygulanması bugün için güncel olarak görünüyor ve biz de yaygın olarak uyguluyoruz.